Ozan için beklemediğim bir build oldu. Neden ki? Ozan, yani Ozanlar en azından 5th Edition'da çoğunlukla böyle. Ben çok standart bir Ozan oynuyorum şu anda. Ya daha doğrusu Ozan oynayan bir karakter mantıklı bir şey oynamak istiyorsa genelde karizmasını boostlayacak charm tipi büyüler kullanıyorlar. Mantıklı olan o olduğu için bu arada yani. Bir de dediğim gibi birkaç tane daha farklı şey build'ı var. Ozan build'ları var. Bayağı da ilginç build'lar bu arada. Ben mesela Silver Tongue oynamıştım. Silver Tongue'lar felaket. İkna zarlarını artı 10 mu alıyorlar? Artı 5 mi alıyorlar? Bir şey alıyorlar yani. Şey oluyor böyle. Dungeon Master'lar için bayağı zorlayıcı bir klas hatta, öyle söyleyeyim. Şey burada şaşırtıcı olmuş olabilir. Genelde masaüstü oyunlarda da, özellikle DM acemi ise ve bilgisayar oyunlarında genelde şeyi çok iyi kullanamazlar. İkna zarını çok sallamazlar. İkna zarı çünkü kombata odaklanırlar yani. Baldur's Gate'in asıl farkı, evet kombat çok iyi ve keyifli ama her encounter'a ikna zarı da koymuşlar. Yani şey, eğer akıllı bir ekiple, iyi rol yapan bir ekiple şey oynarsanız, ikna ve diplomasi zarlarının yüksek olduğu bir oyun oynarsanız çok farklı bir D&D oynuyorsunuz genelde. Onu yansıtabilmişler bence bu oyunda. Yani goblin'i bırak, kimleri kimleri ikna edip neler yaptırabiliyorsun ikna zarın yeterince yüksekse. Yani ben de mesela oyunun başında şekil değiştirme almıştım ya, sonradan bıraktım onu. O kadar zorlamamışlar çünkü. O yüzden bıraktım. Mesela dizginleyen yüzük. Ben şöyle yapıyorum mesela. Genelde oynarken ikna zarı yüksek bir karaktere bir de Head of Disguise veyahut da benzeri bir tane şey alıyorum. Görüntü değiştirme. Sonra gidiyorsun. Orklar mı yaklaşıyor? Hemen gidiyorsun abi. Orklara orka gönlü dönüşüyorsun. Aman abi diyorsun. Kaçalım bilmem ne oluyor. Şöyle oluyor. Böyle oluyor. Arkadan da bir minor illusion kullanıyorsun, ses çıkartıyorsun. Veyahut da ekipteki elfe diyorsun ki abi bana bir tane ok sık. Ekipteki bir tane elf sana bir ok sıkıyor. Böğründe elf oku oluyor böylece. Böğründeki elf okuyla gidiyorsun, diyorsun ki aman abi elfler geliyor, hemen kaçmamız lazım. Sonra göğsündeki elf okuna bak gösteriyorsun. Böylece iknana da avantaj alıyorsun. Yani Dungeons and Dragons 5 veyahut da benzer oyunları biraz akıllı oynayan gruplar tehlikeli oynayabiliyorlar. Diplomasi, ikna, aldatma zarları ekstremli tehlikeli ve güçlü bir hale dönüşebiliyor. Oyunun narratifini sen yönetebiliyorsun yani Game Master'a paralel olarak. Çoğu Game Master bunu kaldıramaz bu arada. Hızlıca sıkılır ve sinirlenirler. Acemiler özellikle ve kontrolcüler. Ama ben mesela böyle ekiplerle oynamaktan çok keyif alıyorum. Çünkü böyle bir yaratıcı ortak bir şey yapıyormuşuz gibi oluyor. Fate oyunları da öyledir bu arada. Genel olarak oyundaki sistemler, mekanikler, ben hayatta akıl edemezdim Bard'la böyle oyun oynanacağını. Abi zaten işte o biraz aslında şeylerle alakalı. Dungeons and Dragons 5th Edition'ın Bard'ı çok iyi yapmış olmasıyla alakalı. Yani o şey, genel olarak kimse Bard'ı böyle hayal edemiyordu ve 3rd Edition'da, 4th Edition'da Bard falan bayağı şeydi. Ya yani ekipten birisi Bard seçince biraz böyle şey oluyordun. Falan oluyordun. Bu oyun daha combat odaklı olsaydı yine Bard seçtiğimize pişman olurduk. Ama oyun combat odaklı değil. Aslında tembel bir Game Master gibi değil de akıllı bir Game Master gibi sen goblinlerle de konuşup diplomasi yapabildiğin noktada bütün oyun değişiyor. Ha bu tabii ki Bard'a özel bir şey değil ama Bard daha önce de bahsettiğim gibi hem akıl alan efsun büyülerini, hem de yüksek bir karizmayı, hem de etrafına bir sürü kişiyi toplayıp onları şarkılarıyla etkilemeyi falan derken inanılmaz bir manipülasyon ustasına dönüşüyor Bard. Bir de bu oyuna implement etmedikleri Silver Tongue Bard var. Onu da eklediğin zaman bayağı şeye dönüyorsun ufaktan. Aa, hani biz bundan sonra Game of Thrones oynuyoruz'a doğru gidebiliyorsun yani.
Evet sevgili YouTube, bu noktaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İzlediyseniz bu noktaya kadar abone olmayı. Aa yok bu ne güzel kanalmış ya. Sana para diyorsanız katıl tuşuna basmayı ihmal etmeyin. YouTube öptüm gözlerden. Hadi bakalım.